že dneska kávě fakt dost. Kınık köyümüz el sanatlarıyla ünlü bir köyümüz. Toprağın sanata dönüştüğü yerdeyiz şu anda. Her bir evde çömlek fırınlarının, çömlek atölyelerinin olduğu bir yer burası. Köy halkı geçim kaynağını buradan sağlıyor ve ilçemizin de ülkede ve dünyada tanıtılmasında önemli bir katkısı var köy halkının. Pazarlı çömleği de ileriki zamanlarda çok yol kat edeceği kanaatindeyiz. Tabii burada köy halkının bazı istekleri var. Doğal gazımız yok ilk köyümüzde. Fırınlarımız elektrikle çalışıyor. Onun için biraz daha ekonomik anlamda doğal gaza dönüşüm olursa daha rahat bir ortamda çalışacaklar. Hem de aile bütçelerini daha iyi şartlarda, koşullarda döndürebilecekler. Bu da aynı zamanda ilçemize de katkısı olmuş olacak. Daha fazla üretim ilçemizin daha çok tanıtılmasına, ekonomik anlamda daha çok destek almasına katkı sağlayacaktır. Bizim belediyemiz bünyesinde de İşkur projesi kapsamında hanımlarımıza, 25 hanımımıza üçüncü kursumuz bu. Yeni başladık, bir ay oldu. Çömlekçilik kursu veriyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları projesi kapsamında yapılmış bir kurs. Hanımlarımız hem el emeğini ortaya çıkarıyorlar, hem çömlek öğrenmiş oluyorlar. Yakında da, gelecekte de aile bütçelerine katkı sağlamak adına satışa da sunacaklar. O derece gelme yolundalar. Yani son birkaç yıldır toprağa bir dönüş var. Fakat sıkıntı şurada, gittikçe azalıyoruz, usta yetişmiyor. Bu bir sıkıntı bizim için. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, eskiden hemen hemen her evde 70-80 taneye yakın atölye vardı. Şu an elle yapan yaklaşık 6-7 tane atölye kaldık. Bu da ustanın yetişmemesinden, yeterli yani desteğin, yeterli kaynağın olmamasından. Gençler artık bu işi pek yapma taraftarı değil. Genelde hepsi okuyacağız, gideceğiz diye yapıyorlar ama benim kendi oğlum var, ben kendi oğluma her zaman diyorum. Yani bu mesleği öğren, bu bir altın bilezik. Bunu öğren, bileğine tak. Şu an yapmazsın ama ileride gene ihtiyacın olur, bir gün gelir yaparsın. Çünkü çok değerli bir meslek. Kaç yıldır yapılıyor? 50 yıl mu? Köyde mi? Köyde. 135 yıl mı? 135 yıl.